ediyor. Bu sefer de dizi sektöründen bir haber var. Değerli oyuncu diyor ki, oyuncu Özge Özpirinççi'nin ardından Bergüzar Korel de dizi sektöründeki çalışma saatlerine isyan etmiş. Günde minimum diyor. Minimum. Aa. 18 saat çalıştıklarını belirten Korel, sen şimdi para demeden o da şunu söylemiş. Gazetelerde çıkan paraları da inan almıyoruz diyor. Sana demiyor, herkese diyor. Öyle paralar da yok etrafta diyor. Artı diyor, günde de 18 saat çalışıyor. Ya ben yayına girmeden önce de üstü kapalı bir parantez açtı arkadaşım. Hı hı. Gerçekten çok fazla saat, 18 saat. Yani bir dizinin 45 dakikayı geçmemesi lazım. Her hafta bir sinema tadında, filmi çekiyoruz biz. Film tadında dizi. Sen içinde bulundun, yaşıyorsun. En son Harem'de oynadın. Kaç saat? Ya şöyle söyleyeyim size, ben haftada annemi diyor, benim yastığım yorganım vardı sette. Bir iki saat uyuyordum, ondan sonra gidiyordum, çekiyordum, tekrar geliyordum, uyuyordum falan. Tabii bu yani, başrol oynamak ve ne bileyim yan rol oynamak, bunlar da değişiyor yani. Tabii başrol oynuyorsan bizim daha çok çalışıyorsun. Bizim dizilerdeki herkesin göları var. Tabii. Kaç dakikaydı? Tabii kaç dakikaydı? 120 dakika dizi çekiyorduk. Her hafta 120 dakika. 40 dakika ya. Ya 110-115 dakikadır sinemanın yani süresi. Sinema filminin süresi. 115 dakika, 110 dakika, 120 dakika dizi mi olur arkadaş? Çok enteresan bir şey söyleyeceğim abi. Bir yapımcı, ismini unuttum, gitti dizisini kendi inisiyatifiyle kısalttı. İnanın seyredilmedi. Halk buna alışmış bir de. Diyor ki bitti mi dizi? Bitti. Aa, biz 120 dakikaya kendimizi programlamıştık. 60 dakikada nasıl biter? O reyting kalmadı mesela. Kimin de dizinin adını söylüyor. Birol Vallahi Güven'in unuttum. Miydi? Birol yok, Güven'in yok. Miydi? Aklımda kalmış yok, öyle yok. Bir şey değil mi? Alıştık. Geçen sene falan, ondan önceki çok sene bir deneme alıştık. Yapıldı yani böyle. Alıştık. Dizi izler gibi izlemiyoruz zaten. Film izler gibi izliyoruz. Bir oturuyoruz, reklamlarla beraber 2,5 saat kalkmıyoruz koltuktan. Biz Harem'in son 8 bölümünü 2'ye bölüp de verdik. Kısaltmak için. Gani abi olabilir mi? Gani Müjde senin dediğin. Yok, zannetmiyorum. Biz Harem'in son 8 bölümünü 2'ye bölüp 120 dakika 2'ye böldük yaptık. Hayır, çok fazla izlenilmedi. Anladın mı? Millet alışmıştı. Alıştı. Alıştırıldı. Alıştığı zaman yapacak bir şey yok. Dizi saatlerinin uzun olması, sürelerin uzun olması maliyeti etkiliyor. Mutlaka. Maliyeti etkilediği için yapımcıyı etkiliyor. Zincirleme reaksiyon devam ediyor. Oyuncular şimdi sevgili Bergüzar yazıldığı gibi almıyoruz diyor ama yazılmadığı gibi alanları da biliyoruz. Daha fazlasını alamıyor. Yani alıyorlar. Tabii ki al en son örnek Meryem Uzerli anlaşma yaptı. Hı hı. Parasını da peşin aldı, $1 milyon. Söylemedik mi? O sonra dedi ki hiçbir şeyim yok abi dedi. Dedi ki benim bir tek bisikletim var. Ne Dubai şirketi bana $1,5 milyon ev vermiştir dedi. Ya bence gazete haberlerinin ben yalan olduğunu düşünüyorum. Dedi. İçindeyim ben onun dediğini söylüyorum. Biliyorum hiç öyle bir paralar yani bölüm başı 100.000 TL'ler bilmem ne hiç öyle bir para. Bölüm başı tek insan yok. Bölüm başı 100.000 TL yok. Var mı? Kaç? Bölüm başı 45 lira var mı? Vardır. Gamze bölüm başı. En fazlası 45 lira olabilir. En fazlası 45 lira var bölüm başı. 60 lira alan var. Ben Özcan Deniz'in son röportajında kendi ağzından 90 bini zikrettiğini hatırlatıyorum size. Bence yalan. Hatta ama kendisi söyledi. Hatta yapma. Diyor ki kazandırdığımın çok azını alıyorum diye de öyle bir ifade yapmayın. De vardı. Başrol oyuncuları bazı isimler 50 ile 70 arasında değişiyor. Alıyorlar arkadaşlar. Alırlar. Bence başrol oyuncularına veriyorlar. Diğer oyunculara öyle daha de. Az para öyle. Veriyorlar. Öyle. Sonra şimdi bu konuya, haftada 1.000 lira alanlar var. Bu konuya şöyle bakabiliriz. Şimdi Bergüzar Korel'in tabii 1.000 lira alan da var. Haftada 1.000 lira alan var. Ben mesela çok önemli bir isim var. Arkadaşım olduğu için biliyorum. Bölüm başı 1.000 lira aldığını ve çok önemli bir dizide oynadığını biliyorum. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Hiçbir parayı hakir görmüyoruz. Haftada 1.000 lira da sağlam bir paradır. Evet. Ayda 4 eder. Ama sektörü konuştuğumuz zaman, alınan reklamları konuştuğumuz zaman, işi konuştuğumuz zaman az diye konuşuyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. 1.000 lira iyi para. Senin söylediğinden totalde dizi sektöründe paralar çok yüksek. Evet. Değil mi? Asgari ücretler, ortalamalar, şunları bunları. Yani kıyaslanmaz bile. Çok yüksek. Yani ben şöyle de Harem'de başrol oynuyordum Levent Üzümcü ile beraber. Ve 24 saatim o sette geçiyordu. Annemi haftada. Bile görmüyordum. Yok, ama 80 işte alıyordum. Atalım yok, ona. Hiç öyle bir şey almıyordum. Ama iyi para kazanıyordum. İyi bir bütçe alıyordum yani. Hani şöyle bakabilir miyiz şuna? Şimdi Bergüzar Korel çok önemli bir oyuncu. Ve çok önemli dizilerde başrol oyuncusu. Doğru. Kocası kim? Halit. Halit Ergenç. Değil evet, mi? Soyadı tabii, öyle. Tabii. Şimdi çok
O da çok önemli bir oyuncu ve peki, bütün yapımcıların herhalde peşinde olduğu bir oyuncu. Böyle büyük oyuncular var. Hemen şöyle dört kişiyi saysak. Kenan İmirzalıoğlu, Halit Ergenç, Haluk Bilginer ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tamam. Beraber bir el ele verip deseler ki biz bu saatlerinizin yaptılar, içinde yaptılar. Oynamıyoruz. Yaptılar. Uzun. Hepimiz destek verdik. Oyuncular ben de sendikası. Düşüne gittim. Oyuncular sendikası. Aynen yerli dizi yersiz. Ne oldu biliyor musun? Millet birbirini sattı. Hiçbir şey olmadı. Evet. Türkçesini söyleyeyim sana. O zaman. Bak kimse demiyor. Millet birbirini sattı. Herkes aldığı zarfa baktı. Tabii. İşte benim söylediğim söylemek o. Ayrı, evet. Konuşmak ayrı, icraat aynen. Ayrıdır sevgili evet. Funda. Benim söylediğim de o. Bizi... O zaman bu dört oyuncu, bir dört daha koyarız. Kadınlardan da koyarız. Derler ki biz bu sette bugün yokuz. Çünkü çok önemli bir sorunu halletmen için çok önemli bir yaptırım yapman lazım. Arkana döneceksin, gideceksin. O zaman diyecekler ki ya bu oyuncular hakikaten bunlarsız olmaz. Öyle bir şey yok Fundacığım. Yani sen gidiyorsun yerine mutlaka birini getiriyorlar. Tabii, tabii ben de diyorum ki arada birlik beraberlik olmadığına şimdi, göre niye benim omuzumda ağlayacaklar? Hayır niye işte. Benim omuzumda ağlayacaklar? 18 saat karakteri, çalışıyorum da bilmem ne sette yatıyorum yatacaksın. Funda'nın dediğini çok iyi anladım. O zaman bana ne anlatıyorsun? Evet, siz kendi yani, aranızda çözemiyorsanız evet. Bana ne anlatıyorsun? Diye. Evet onu anladım arkadaş sözleşmeyi mi imzalıyorsunuz hepiniz?